CHP'nin Ekim ayında yaptırdığı ankette ekonomik krize ilişkin çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçları ekonomik krizin yaşanmadığı söyleminin vatandaşta hiçbir karşılığı olmadığını gösterirken, bu söylemin aksine vatandaşın ekonomik kaynaklı pek çok sorun yaşadığını da gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna verilen yanıtın başında %54.6 oranıyla ekonomi geldi. Aynı soruya ikinci sırada verilen cevap ise %13.4 oranıyla işsizlik oldu. Buna göre ankete katılanların %68'i ekonomiden kaynaklı sorunları Türkiye'nin en önemli sorunları olarak görüyor. Ankette son 6 ayda gelir kaybı yaşadınız mı sorusu da yöneltilirken ortaya çıkan sonuçlar gelir kaybının büyük bir sorun haline geldiğini gösterdi. Sonuçlara göre son 6 ay içerisinde gelir kaybı yaşadığını belirtenlerin oranı %59.8 oldu. Sayıştay'ın özellikle AKP'li belediyelere ilişkin tespit ettiği skandalların yankısı sürerken, raporlarda imzaları bulunan Sayıştay görevlilerine yönelik baskı ve görevden almalar hız kazandı. Bu kez de İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu olan ve AKP'li belediyelerin yolsuzluklarını ortaya koyan raporda imzası bulunan Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren görevden alındı. Sezgin Eren'in görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapılmadı. Daha önce de Sayıştay raporlarını hazırlayan denetim işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, skandalların muhalefet tarafından meclis gündemine taşınmasının ve medyada yer almasının hemen ardından görevinden alınmıştı. Kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çok açık iddialar bunlar. Usulsüz satın almalar, ihale dışı hizmet alımları ve abes düzeyde, utanılacak düzeyde kişisel harcamalar sanki belediye hizmeti gibi, kamu hizmeti gibi sunulmuş. Gıda firmalarının zam yapmama gerekçesiyle ürünlerinin gramajlarını azaltmasının ortaya çıkmasının ardından tuvalet kağıtlarının rulolarının genişletildiği, rulolara daha az kağıt sarıldığı belirlendi. Kağıtların 10 santimetre olan eni de 9,5 santimetreye, 12,5 santimetre olan tek bir yaprağının uzunluğu da 12 santimetreye düşürüldü. Durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar şikayetlerini rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş ruloların içine küçük çocukların eli giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor sözleriyle dile getirdi. AKP iktidarının uzun zamandır kaldırmaya çalıştığı kıdem tazminatı ile ilgili çarpıcı bir rapor hazırlandı. CHP'nin hazırladığı ve 2019 yılında bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı sisteminin hayata geçirileceği, böylece kıdem tazminatının yeniden fona devredilmesinin gündeme geleceği hatırlatılan raporda, kıdem tazminatının fona devri, işçilerin emeğinin ve geleceğinin sorgusuz ve sualsiz bir şekilde yağmalanmasının önünü açacaktır ifadeleri kullanıldı. Raporda 24 Ocak kanunları ve 1980 askeri darbesinden sonra bile kıdem tazminatı hakkına dokunulmadığı vurgulanırken, AKP iktidarının işçilerin 82 yıllık kazanımını ve birikimini yok edeceği belirtildi. İşkura online olarak işsizlik maaşı için müracaat etmenin yılın ilk 10 ayında işsizlik ödeneği için Türkiye İş Kurumu'na başvuru yapanların toplam sayısı 1.161.604 kişiyi buldu. Sadece Ekim ayında 140.164 işsizlik ödeneği için İşkur'a başvuru yapılırken İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı da tavan yaptı. 2017'de 2.611.932 olan kayıtlı işsiz sayısı %27'lik artışla 3.215.289 kişiye ulaştı. İmalat, sanayi, inşaat ve perakende sektörlerinde yaşanan daralma ve iflastan korunmak için 3000'den fazla kuruluşun kongordato ilan etmesi dolayısıyla önümüzdeki 2 ayda toplu işten çıkarmaların yaşanmasından kaygı duyuluyor. Soğanın kilosunun 5 lirayı geçmesinden sonra hükümetin talimatıyla stokçuluk yapan ve depoda soğanı olanlar hedef haline geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız talimatının ardından birçok ilden soğan deposu baskın haberleri gelmeye başladı. Yapılan denetimlerde soğan depolarına baskı yapılmıştır. Soğan depoda bulunmuştur.
Ankara'dan sonra Mardin'de de Vali Mustafa Yaman'ın himayesinde yapılan baskın haberi basına servis edildi. Zabıta ekiplerimce 100 ton yakın soğanı stoklanmış halde bulduk. Bakanlık yetkilileri baskınların ardından soğanın kilosunda 25 ila 30 kuruş arasında düşüş yaşandığını duyurdu. Tunus'ta memur maaşlarına zam yapmama kararı alan hükümete son 40 yılın en büyük kamu greviyle karşılık verildi. Ülkede ulaşım, posta ve temizlik başta olmak üzere birçok alanda hizmetler durdu. On binlerce kişinin katıldığı gösteriler ülke geneline yayılırken okullarda ve üniversitelerde dersler yapılmadı. Eylemlerin merkezi olan başkentteki Bardo Meydanı'nda toplanan on binlerce Tunuslu, ücret artışı lütuf değildir. İş, özgürlük, ulusal onur sloganlarıyla hükümeti istifaya çağırdı. IMF'den 2,8 milyar dolar borç alan Tunus hükümeti, ücretlerde artış yapmama kararı almış, toplu sözleşme görüşmelerini de durdurmuştu. Tunus Genel İşçi Sendikası, hükümet IMF'ye ne söz vermiş olursa olsun, bütçe hazırlarken ücret zammını hesaba katmaması kabul edilemez açıklaması yaptı.